Bugün Mevlana İdris Zengin'i kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Ben kardeşi olarak burada Kahramanmaraş'a gelmişti. Türkiye'nin önemli şair ve yazarlarından birisi Mevlana İdris Zengin, Andır'ın doğumlu. Ve 12 gündür Sütçü Mam Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi görüyordu. Rahatsızlığı ise kalpte bypass yapıldı, 4 damarı değişti. Ve bunun akabinde böbrekte oluşan sıkıntılar meydana geldi. İşte akciğerde meydana geldi. Ve bu süreç 12 gündür uyutuluyordu. Ve son 2 gündür uyutulması bitti ve normal düzene binmişti. Tüm yaşam destek cihazlarından 2 gündür çıkartıldı. Kontrollü olarak çıkartıldı. Dün de akşam ziyaret ettik. Gerçekten iyiydi, gözlerini açmıştı. Yaşam destek ünitelerinden de yavaş yavaş çıkartılıyordu. Ve bunun akabinde gayet de iyiydi sağlığı. Ama bu gece aldığımız üzücü bir haber oldu. Gece saat 3.30 sıralarında hastane yönetiminden aranıldık ve hastaneye gelmemiz söylendi ve bu süreçte vefat ettiğini öğrendik. Sayın Cumhurbaşkanımız bu süreçte aradılar. Çok teşekkür ederiz kendisine. Taziyelerini ilettiler. Aileye taziyelerini ilettiler. Bu hastalık sürecinde Sağlık Bakanım Sayın Fahrettin Koca bizzat ilgilendi. Bizzat günlük raporlar alarak hastaneden. Meclis Başkanımız Sayın Mustafa Şentop yine bu süreçte bizzat bizleri yalnız bırakmadı, takip etti. Kader, kısmet diyelim, nasip buraya kadarmış. Çok teşekkür ediyorum. Ayrıca doktorlarımıza da gösterdikleri çabalardan ötürü çok teşekkür ediyorum. Aynıydı.